öğretmen öğrencilerinden normal koşulların sıcaklık ve basınç değerlerini ifade etmelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerden hangileri hatalı bir değer kullanmıştır? Şimdi 25 santigrat derece oda koşulları yani standart koşullar olduğundan dolayı Selin yanlış söylemiştir. Çünkü normal koşullar 0 santigrat derece ve 1 atmosferdir. 0 santigrat derece şurası doğru. 76 santimetre civa 1 atmosfer olduğundan dolayı Arzum doğru söylemiştir. Yine 273 Kelvin 0 santigrat dereceye eşit ve 760 Tor da 1 atmosfere eşit olduğundan dolayı yine Ayşe de doğru söylemiştir. Burada hatalı söyleyen Selin, cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki ifadelerde 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen boşluklara uygun kelimeler getirildiğinde hangisi boşta kalır? Açık hava basıncını ölçen alet barometredir. Barometreyi kullandık. Gazlar her oranda karışarak homojen karışım oluştururlar diyor. Homojeni de kullandık. Gazların bulundukları kaba göre değişiklik gösterir diyor. Şimdi gazlar bulundukları kabı tam olarak doldurduklarından dolayı şimdi hacimleri bulundukları kaba göre değişiklik gösterir. Burasının hacim olması gerekiyor. Gazların ortalama kinetik enerjisi yalnız sıcaklığa bağlıdır. Bunu da yine kullandık. Cevabımız C seçeneği. Gazlar ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. Bulundukları kabın tabanına en yüksek basıncı uygularlar diyor. Yanlış. Gazlar bulundukları kabın her noktasına eşit basınç uygularlar. 2. Gazlar birbiriyle her oranda karışarak homojen karışım oluştururlar olması lazım. Heterojen dediğinden dolayı ikinci öncülümüz de yanlış. 3. Gazlar sıcaklık ile genleşemezler diyor. Bu da yine yanlış. 0 santigrat derecede 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplarken 25 santigrat derecede 1 mol gaz genleşerek 24,5 litre hacim kaplar. Bize yanlış soruluyor. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Aynı ortamda bulunan 1, 2 ve 3 sistemlerindeki cam boruların uzunlukları, kesit alanları ve şekilleri farklıdır. Buna göre H1, H2 ve H3 yükseklikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Aynı ortamda bulunduklarından dolayı dış basınç eşittir ve burada borunun şekli, kesiti ve uzunluğu önemli değildir. Buradaki basınç dik uzunluğa eşit olduğundan dolayı buradan bastıran açık hava basıncı eşit olduğundan dolayı ve üçü de boş olduğundan dolayı H1, H2, H3 dik yükseklikler nedir? Birbirine eşittir. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Ömer öğretmen öğrencilerden maddenin en düzensiz hali ile ilgili bilgiler vermelerini istemiştir. Maddenin en düzensiz hali gazdır. Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? A. Zeynep. Maddenin en yüksek enerjili halidir. Katı, sıvı ve gazın içerisinde en yüksek hali gazdır enerji olarak. B. Reyhan. Bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar. Evet, gazlar bulundukları kabı doldururlar. Yani kabın şeklini ve hacmini alırlar. Doğru. Efe, genleşme katsayıları ayırt edici bir özellik değildir. 0 santigrat derecede 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Bu bütün gazlar için geçerli olduğundan dolayı genleşme katsayısı ayırt edici bir özellik değildir gazlar için. D. Esra, Brown hareketi yaparlar. Brown hareketi gelişi
Güzel. Ve zikzak hareketidir. Şöyle gazlar gelişi güzel olarak hareket ederler. Fakat gazlar kesinlikle bir sinüs hareketi yapmazlar. Gelişi güzel ve zikzak hareketi yaparlar. Doğru. Boran, maddenin molar hacmi en küçük olan halidir diyor. İşte bu yanlış. En büyük olması gerekiyor. E seçeneği yanlış. Yukarıdaki ifadeler ile aşağıda verilenler doğru bir şekilde eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Sıcaklık birimidir diyor. Kelvin sıcaklık birimidir. Açık hava basıncını ölçen alettir. Barometre. Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alettir. Manometre. Bir atmosfer basıncın tor basınç birimindeki karşılığıdır. 760 termometre açıkta kaldı. Cevabımız C seçeneği. Gazların genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Gaz tanecikleri her yönde serbest hareket edebilirler diyor. Gaz taneciklerinin hareketlerini kim açıklamıştır? Brown açıklamıştır ve bu hareketin ismini de Brown hareketi olarak koymuştur. B. Maddenin en düşük yoğunluğa sahip fiziksel halidir diyor. Doğru. Katıların yoğunluğu, sıvıların yoğunluğu ve gazların yoğunluğu. C. Ortalama kinetik enerjileri basınç veya sıcaklığa bağlı olarak değişir diyor. İşte bu yanlış. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlı olarak değişir. D. Tanecikleri esnek çarpışma yapar. Doğru. Bulunduğu kabın hacmini alırlar. Yani bulundukları kabı doldururlar. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda aynı ortamda bulunan 1, 2 ve 3 sistemlerindeki X, Y ve Z gazlarının basınçları yani PX, PY ve PZ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? D su öz kütlesi 1, civa 13,6 ve zeytinyağı 0,9. Şimdi şuradan bastıran P0 yine P0 burada da yine P0. Px P0 eşit. Burada görüldüğü gibi Y'nin basıncı P0'dan şu kadar fazla yani PY büyüktür. P0'dır. P0 burada ne yapmış? Bastırmış yukarı doğru çıkmış. Burada PZ küçüktür. P0'dır. Bu durumda PY büyüktür. Px bu da büyüktür. Pz olması gerekiyor. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda verilen tabloda 1, 2 ve 3 ile gösterilen yatay sıralardaki basınç birimleri birbirine eşit şekilde düzenlenmiştir. Buna göre hangilerinde hata yapılmıştır? 1 atmosfer 760 tor 76 santimetre civa ve 760 milimetre civadır. Yarısı, 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 yarısı. Birinci doğru. Onda biri, onda biri ne yapar? 76 yapar. Şu virgülün olmaması lazım. İkinci yanlış. Bir, burası 760 olması lazım. Bu da yine yanlış. Cevabımız 2, 3, D seçeneği. Aşağıda verilen barometre oda koşullarında bulunmaktadır. Oda koşullarında açık hava basıncı 76 santimetre civadır. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Civa seviyesi borunun şekline bağlı değildir. Doğru. 2. Kesit alanı daha dar bir boru kullanırsa civa seviyesi tekrar 76 santimetre olarak ölçülür diyor. Çünkü borunun kesit alanına da bağlı değil. Biraz daha kalın veya biraz daha ince boru dahi kullanılsa civa seviyesi yine 76 santimetre olur. Doğru. 3. Civa yerine su kullanılırsa
oluşan su seviyesi farkı 76 santimetreden fazla olur diyor. Şimdi H su çarpı D su eşittir H civa çarpı D civa. Civada yükseklik ne kadar? 76 santimetre. Yine civanın öz kütlesi 13,6. Suyun öz kütlesi 1 olduğundan dolayı yükseklik ne yapar? 76 santimden çok çok fazla olur. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Yukarıda verilen kavram haritasındaki basınç değerlerinden hangisi 76 tor basınç değerine sahiptir? 1 atmosfer 760 tor 76 santimetre civa ve 760 milimetre civaya eşittir. 76 tor 0,1 atmosferdir. Yine 76 tor 76 milimetre civaya eşittir. Doğru. 2 doğru. 3'e geldiğimizde şurasının 76 olması gerekir. 3. de yanlış. Şurası 0,1 olması gerekir. Şurası da zaten 76 santim, 76 milimetre civa olması gerekir. Doğru olması için bizden doğruyu soruyor. Cevabımız 2 B seçeneği.